Yani üç hafta, iki hafta falan diyor. Bir, bir buçuk ayda doksan dakika zor çıkarır. Evet, yani... diye takımın da biraz yardımcı olması lazım. Şöyle problemim var. Bugün oynayan en azından takım için diyorum ben. Ee, e, mesela Kerem de orta orta yapan bir oyuncu değil. Kerem, Icardi ikilisi iyi ikili ama Almerler de ikili. İkilik böyle kesen olmadığı için. Tete de dışarıdan içeri kesen bir oyuncu. Annenin evet. de yoktu, kesen yoktu. Boya da bugün fazla gitmedi. Zaha hiç kafayı kaldırmıyor. Direkt son çizgiye gireyim. Ama tabii bugün gireyim. hakikaten fiziksel anlamda Torreira, hatta Sanchez diyebilirim. Bütün oyun boyunca, maç boyunca çok kuvvetliydi, hazırdı. Sanchez'i ben çok beğendim. Hocam. Tabii Torera, ki, maçı. Tabii yediniz. ki Torreira'da. E, Bir ismi konuşmadık, e, daha doğrusu e, konuştuk da açmadık. Yakalayamadın mı seni? <laughs> Yok hayır. E, yani şimdi Icardi'den konuyu açınca Mertens olmayınca sanki bir yarım şey performansı düşüyor Icardi. Yani en iyi anlaştığı hücumcu Mertens gibi geliyor bana. Yani Kerem de haklısın hocam ama mesela Kerem orada şey maçında yuvarlayabilirdi. Bugün mesela Icardi kafayla indiriyor, arkasındaki adamı topu atıyor. Yani hani şey bir golcüden de bahsediyoruz. Sürekli yani oyunu almaya çalışan. Icardi, hepsi tavşa, tavşan, tavşan çıkarıyor hep şapkadan. Evet. Attığı golleri düşünelim penaltıları çık. Ne bir oldu? anda oluyor. Bir, bir, o atar. Evet. Molde'de attığı maç avuta giden topa vuruyor gol oluyor. Ma, ma, bastın evet. golü. Şey, Samsun'un attığı gol. Öndürek. Evet. Ama bazen de mesela bir tane pozisyonu var Kopenhag maçında Bıraktılar karşı karşıya kaldı. Çok nadir oluyor. Evet. yani hep yaratıyor kendisi evet. bireysel yeteneklerine evet. Fenerbahçe Galatasaray 42 ile 47 arası puan yapar biraz baktım biraz önce 5 dakika baktım nasıl yenilecek bu takımlar kendi aralarında nasıl yenilir? işte Beşiktaş Trabzon izlediği Beşiktaş Fener'e yenerse yener Fener, e Fener Galatasaray'a yenerse yener böyle acayip bir lig, bu lig yani yedekler bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor Fenerbahçe'nin yedekleri bu hafta Alanya'da şahane oynadığı Avrupa maçından 6 veya 7 oyuncu oynamayacak e zaten bir öncekinden Nasıl 7, kişi işte. Nasıl kaybedecek puanı? Kaybetmemesi lazım anlamında söylüyorum. Hatta konuşuluyor ya pilo falan diye. Ben bir gün federasyonun internet sitesini gördüm. Dediğim bu iş pilofa doğru gidiyor galiba dedim. Hakikaten sanki bu statü yani kalite farkı da pilofa doğru götürüyor şu maalesef. E, aramız maalesef var mı? derken 3-4 sene içinde kötü olmaz onu da söyleyeyim. Hocam son bölüme... Şey de söyleyeyim son bölüm sorusundan önce. Hakemle ilgili ben biliyorsun artık. Ha, buyurun. İlginç bir hakem bu. Şimdi iki penaltı pozisyonu var. Torre'nin ilk yarıda verilmedi. ikinci yarıda Kerem pozisyonu var. Bu iki penaltı ile ilgili yorumum yok benim. Ben bunu hakem kararı olarak görüyorum. Ama Torre'nin pozisyona kırmızı kart göstermemesi ve be, şeye e, evet, Berka Berkay'a. Evet. A 19. Ve hakikaten de bir yerin bir Bir maçta bir futbolcuya nasıl kırmızı kart gösterilir biliyor musun? Bunu da özellikle göstermemen lazım. Biliyor musun? zaten gösterir. Ya şimdi bak ben Berkay'ım. Sen Toreles'in. E, topa doğru ayağı, ayağı, sol ayağınla. Sol ayakla. Yani. Tamam böyle gelirken ben şuradan top da şurda. Top nerede? Top şurada. Ben Berkay'ım abi. Sen şimdi Toreles topa top geliyorsun. Top uzanıyor. Ben bu bak şurada ya top. Buradan geliyorsun böyle pat diye basıyorsun abi. Bak top burada ha. Görüyor bak. Bakıyor yüzüne. Oyuncuyu görüyor, topu görüyor. Bundan vazgeçiyor şuradan. Bak buna müdahale etti, geldi yani ayağına bastı. Bunu masumay bir şeydir. Ama sen buradan gelip de ister şu kadar yaraladı, ister atmışlar. Aşağı gitti, yukarı gitti. Yok, evet. direkt, direkt kırmızı. kırmızı. Yani bunu var hakemi diyecek ki hocam gel buraya. Bak sen hiç dediğini görmedin galiba. Heh, tam onu, onu soracaktım. Evet, Siz gel. söylediniz yani sadece Kadir Şişt. Sağlam'ı mı bağlıyor bu? Bak bir de şunu söyleyeyim. Çünkü anlık hani sizin emtiyorsunuz fotoğrafı koyup başka evet. bakmak başlıyor. Başakşehir'in bir tane tehlikeli pozisyonu var. Direğe çarp çıkan en evet, tehlikeli pozisyon. Sekti olsun. savunmadan gitti. O da zaten bardan dönecekti. Kazımcan gitti orada. Evet doğru Kazımcan sakat. Şuradan yedi onu. Evet. Dizi, Dizi esnedi. Gitti. Bu arada Torera da sarı kartlı bir foul yaptı. Onu da vermedi. Başakşehir gol atıyordu. Şey, Galatasaray gol atıyordu az Torreira kaydı. Oyuncu kurtardı. Kavalına doğru kaydı. Oyun devam etti. Başakşehir gol kaçırdı. İki tane de gol olsa var ya büyük ihtimalle bardan dönecekti. O yüzden yani iyi mi kötü hakemi ben hiç anlamadım bunu. Anlattıklarıma baktığım zaman iki tane pozisyon var. İkisi de gol pozisyonu, ikisi de vardan döner, kesin döner. Ve Torreira'ya vurulan tekmeden nasıl çağrılmaz? Hakikaten çok da merak ediyorum. Bugün okudum İtalya'da yayıncı kuruluşla ki yapsınlar Türkiye'deki yayıncı kuruluşlarla. Federasyon anlaşmışlar. Zaman zaman var kayıtları yayıncı kuruluşlarında İtalya'da yayınlanacakmış. Rica ediyorum Torreira konusunda Nasıl bir diyalog yaşandı? Muhtemelen şey olmuştur. Evet gördüm ama yaralıcı değil demiştir. Ya oyuncunun niyeti zaten faul yapmak. top değil yani. Hı hı. Kırıldı ne yapacağız? Tekmelik yok. en değerli parçası. Bakın ortakken gerçekten de dağılmış olabilir. Yakın olmayabilir ki yakındı. Üç tane var hakem var. iki tane daha var var. Ya çağırıyor hocam gel. Yok, Kaç yok. saniye sürerdi biliyor dönüşü? Bakar döner ben. Evet, yani orada tamamen rakibi... Yoksa Torreira'nın pozisyonu bana göre penaltı değil. Onu söyleyeyim sana. Hani Yerde kayar. Öyle ilginç pozisyon ki. Topa Torreira vuruyor doğru. Fakat Başakşehir'le oyuncu da soranda vuruyor. Bak hiç Başakşehir'le vurmasa... Peki vurmadan önce bozmuş olabilir mi Torreira'yı? Onu da ben çok... Hoca evet. Tabii o, Hoca. ne diyorum sana o pozisyon gri pozisyon. Ben hakemin verip vermemesiyle kazanılan penaltı içinde söylüyorum. Yorum hmm. yapmam. Yani Kerem'in pozisyonu için. Diyelim şöyle diyeyim. Var çağırmadı ya penaltı değil diye. Çünkü hakikaten gördüğünü verdi hakem. Çağıramayacağı gibi diğer pozisyonda penaltı verse Torayel'in lehine orada da çağıramaz biliyor musun? Veya şöyle söyleyeyim hocam. Torayel'in pozisyonuna penaltı verip Kerem'inkine vermese aynı noktada olur muyuz? Ee, onu diyorum yani. yani. Evet. Peki hocam son bölüme geldik. Bu arada röportaj eğer elimize metinlere ulaşırsa lütfen e, bize haberdar edin bekliyorum. E, gelelim Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya. Düşünceleriniz neler? E, bir hafta önce konuştuğumuzda zaten o röportaj ve özellikle Sayın Başkan'ın e, Sayın Kunt' ayağına sıktı bu demeçle e, diyerek olayın bittiğini siz de yorumlamıştınız ama biz tabii o defteri konuşmayalım. Montella neler verebilir? Şöyle, nasıl buluyorsunuz lejdi? Yani. Mesela ben Ermenistan maçından önceki yorumunda berabere dahi kalsa ki matematiği hesabı kötü değilmişsun evet, evet. yani. Hı hı. Yani %80 avantaj yoktu. hala bizde. Kötüde gitmedi skor anlamında. Hatta federasyon Hatta Federasyon Başkanı da açıklama yaptı. Biz devam edeceğiz dedi. Evet. Hatta yetmedi Japonya maçından yarım saat kala yine devam edeceğiz dedi. Problem yoktu. Hı. Ama devam etmek istemeyen Kuntuz'du. Şöyle gördüm. Maçtan sonraki oyuncularla Teberan, ilgili evet. genel bir şeyi oyun zaten muhtemelen federasyonda derhal bu demeçten sonra bir şey yapmak zorundaydı ve bence yanlış yapmadılar. Belki de o demeç olmasaydı, belki de devam edecekti. Sonra da muhtemelen havuzlarında isimler vardı. Okuduk, yazdık. Bence şöyle düşündüler. Bir Türkiye'yi tanıyor, sempatik de yani İtalyan falan. Hani aynı sıcak ülkelerden. Ama en önce de şunu düşündüklerini düşünüyorum. Bilmiyorum yaptılar. Ya öyle bir alalım ki vallahi sağdan soldan bir şey yemeyelim. X bir teknik adamı getirsek tepki olur. Diğer kulüp. Bunu yapsak öbür kulüp. Çünkü öyle bir tuhaf ülke değiliz hakikaten de yani çok beklentiler var bazen ile ilgili. Her camianın kendi şeyini istiyor. <laughs> Arzusu var. Arzusu var. Zaten <laughs> hakikaten en büyük tartışma şey yabancı konusunda. Şöyle. Ben her zaman yerliydim. Milli takım antrenörü yerli. Oldum. Fakat şu anda konjektör ona pek müsait değil. Fakat mesela okudum Kenan. Adaylar Kenan mesela ben inşallah kalır diyordum. Çünkü Yok ayrılmış. Biliyorum oraya geleceğim onun için söylüyorum zaten. Şimdi takımı tanıyor. E, antrenörlük bilgisi de iyi deniyor arkadaşın. Ama işte konusu ayrıldı ben e, o yüzden ayrılacağım. Ama bil, duyduğum benim milli takım teknik üretim olursam olayım yoksa ben yardımcılık yapmam demiş. Kulüp çalıştıracağım demiş. Bu da abartılı bir istekti onu da söyleyeyim sana. Yoksa yetenekli ama. E, bizim hakikaten ülkemiz bu işte. O gelse öbürü bağıracak ya. Ya bugün haberlerde gördüm. Palamut ya bizim ülkeye denk geliyor. Atıyor. izledin mi? Yok okay. Balık diyor sahilde. Bir küçük bir palamut denk geliyor. Böyle alırsın ya. Abi yola git. Arabanın altında kaldı şey. Ayda. Palamut. <laughs> tamam mı? Sonra bulmuşlar balıkçı. Ben de izliyorum ya. Hakikaten çok ilginç insanlarız ya. Spiker arkadaş diyor ki sizdin evet bendim diyor. Tuttum diyor falan attım. Daha önce de başıma geldi diyor. Çok şanslıydı diyor. Araba ezmedi diyor. Meğerse araba ezmemiş. Nerede şimdi dedi. Milemde diyor. Çok şanslıymış balık ama. <gülüyor> <gülüyor> Şanslamak balık. Kendi şanslı değilmiş yani. yani e, ya, ben var. de naçizane şunu düşünüyorum hocam Montella ile ilgili. En önemli sınavı... <laughs> balık şimdi çok şanslıyım diyordur. <laughs> <laughs> İçeride... <laughs> Montenay'ın iyi sınavı en iyi, Hayır hayır en iyi sınavı bence zor oyuncularla iyi iş başardı Adana'da. Yani hakikaten... Çok e, doğru geç, bir tespit geç, geçen öyle istişare Yani egoları doğru. yönetme konusunda yani iyi bir notu var. Yani paletolojiler, belhandalar, oyuncuları hocam. yönetmek kolay değildir. Ee, tabii Allah yardımcısı olsun kolay da bir milli takıma gelmedi onu da söyleyeyim. O yüzden e, iyi bir not olduğunu düşünüyorum işte. Yani Allah çünkü şimdilik her oyuncu da konuşuyor şu anda Bakıyorum değil mi? ben 3-5 günde pek öyle tepki falan yok şimdilik <laughs> yani. Yoksa bugün Fenerbahçe Galatasaray camialarından birini almış olsaydı Allah balıkçı gibi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Balık şanslıymış diyorsunuz. Evet geldi mi demeçler? Peki o zaman demeçleri belki yarın konuşuruz. iki tane önemli maç var yarın hocam. Tabii takımların Programın başında da konuştuk. Hakikaten e, belki üst seviye 2-3 takımı koyabiliyoruz e, rakip olarak kendimize ama bu oyun e, sıklığı hiçbir sezon başlangıcı bu kadar yoğun programla 3 evet. takım karşı karşıya tabii, kalmamıştı. Kalmadı. Hafta arası da ertelemeler oldu Doğru e, fakat çok ilginç e, bugünkü tabi Allah şifa versin Kazımcan'ın e, sakatlığı. En kısa sürede. Galatasaray'ın 4 oyuncusunu etkileyecek bir on, 24 kişilikte kadroda. Yani darmadağın edecek yani kafalar. Yani kim oynatsam 8 Şimdi bir oyuncu var Barış, bir oyuncu var Kerem. O da yerde aynı mevki oyuncular. Evet. Ya ikisini birden oynatacağım diyecek. O zaman yani de, kesecek. Şimdi kadro. Nelson var. ya e, Abdülkerim'i mecbursun oynatmaya. Yani sadece Kazımcı olarak görme. Allah korusun bir yabancı oyuncu olmuş olsa öndeki oyunculardan hani onu telafi edersin. 8 artı 3 yerli olduğu için yabancı olsa başka bir türlü. Yani yerli yabancı değil, insan çok Ben öyle bakmam. Ka öyle bir hassas böyle ki oyuncu sakatlandı ki 3-4 oyuncu Bütün yer. dengeyi, dengeyi bozdu. Evet, Beşiktaş-Kayseri saat 17'de, saat 20'de de Alanya A Spor Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tabii canlı yayınlarımız var tv 8 buçukta Hollanda Ligi'nden çok önemli maçlar var. Hocamızla birlikte yarın akşam tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.